Merhaba çocuklar, ben Adana Gündoğdu Koleji 3. sınıf öğretmeni Gül Eser. Bugün sizlerle birlikte 3. sınıf matematik dersimizde 4. ünitemiz olan paralarımız konusunu işleyeceğiz. Çocuklar, parayı nerede kullanırız? Parayı alışverişlerimizde kullanırız. Almak istediğimiz bir ürünün bedelini öderken kullanırız. Bizim ülkemizin para birimi ise Türk lirasıdır. Türk lirasının alt birimine biz kuruş diyoruz. Evet, örneğimize bir bakalım. Burada bir çocuk görüyoruz ve alışveriş yapıyor. Aldığımız her ürünün bir bedeli vardır. Aldığımız ürünün bedelini de biz parayı ödeyerek ödemiş oluruz. Parayı alışverişlerimizde kullanırız. Sinan cebindeki 4 lira 50 kuruşun tamamı ile kendisine ve arkadaşlarına çikolata almak ister. Çikolataların tanesi 1 liradır. Bu durumda Sinan cebindeki para ile kaç tane çikolata alabilir demiş. Çocuklar, Sinan'ın cebinde 4 lira 50 kuruşu var. Evet, şöyle bakalım, 4 liranın içerisinde 1, 2, 3, 4, bir de 50 kuruş var değil mi? 4 lira 50 kuruşu var Sinan'ın cebinde. Alacağı çikolataların her biri 1 lira olduğuna göre o zaman Sinan 4 lirası var. 1, 2, 3, 4 tane çikolata alabilir. 4 çikolata alabilir. Ve 4 çikolata aldıktan sonra cebinde sadece 50 kuruş parası kalır. 50 kuruşa çikolatasını alamaz çünkü çikolataların tanesi 1 liraymış değil mi çocuklar? Ve Sinan'ın bu alışverişi yapabilmesi için parayı ödemesi gerekir. Evet çocuklar, bir bakalım önceki senelerden de hatırlayalım paralarımızı. Bizim kağıt paramız vardı, bir de madeni yani demir paralarımız vardı. Kağıt paralarımız burada da gördüğümüz gibi 200 Türk lirası, 100 Türk lirası, 50 lira, 20 lira, 10 lira ve 5 lira. En küçük kağıt paramız 5 liraydı çocuklar. Evet, madeni paralarımıza yani demir paralarımıza bir bakalım. Demir paralarımızın en büyüğü 1 liradır çocuklar. En küçüğü ise 1 kuruştur. Kuruşlarımız 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş şeklindedir. 1 lira kuruş değil, ifade ederken de söylüyorum zaten 1 lira diyorum değil mi çocuklar? Ama demir para olduğu için o da burada diğer demir paralarla birlikte gösteriliyor. Ama ben size ayrıca kuruşlarımızı belirtmek için böyle bir çerçeve içerisine aldım. 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş. Şimdi şunu hatırlayalım. Önceki senelerde de öğrenmiştik çocuklar. Her 100 kuruşun bir araya gelmesi 1 lira demek. Değil mi çocuklar? Yani 1 liranın içerisinde 100 kuruş vardı. Kuruşun kısaltılması KR şeklindeydi. Her 1 liranın içerisinde 100 kuruş var demektir. Yani 100 kuruş 1 lira. 100 kuruş 1 lira. 200 kuruş olursa 2 lira. 300 kuruş olursa 3 lira. 500 kuruş olursa 5 lira şeklinde ifade edebiliriz. 1 liranın içerisinde aynı zamanda 1 lira 100 kuruş olduğuna göre 2 tane de 50 kuruş var diyebiliriz arkadaşlar. 1 liranın içerisinde 2 tane 50 kuruşumuz var. Peki 25 kuruş artı 25 kuruş 50 kuruş etti. Artı 25 kuruş. Artı 25 kuruş. Yani 4 tane 25 kuruşta bir araya gelerek yine 1 lirayı oluştururdu. Evet, buraya bakalım. Burada kuruş ve lira arasındaki ilişkiyi bize anlatıyor. 2 lira her 100 kuruş 1 lira olduğuna göre 2 lirada kaç kuruş vardır? 200 kuruş vardır arkadaşlar. 4 lira 25 kuruş demiş. 4 liranın içerisinde kaç kuruş var? Her 100 kuruş 1 liraydı. Demek ki 4 liranın içerisinde 400 kuruş var. 20 kuruş da burada var. 425 kuruş diyebilirim. 7 lira 5 kuruş. 7 lirada
700 kuruş var. 5 kuruş da burada var. 705 kuruş şeklinde ifade edebilirim. Yani lirayı kuruşa çeviriyorum. Buraya bakalım. 340 kuruş acaba kaç lira yapıyor diyor. 340 diye okuduğuma göre 300 kuruş 3 lira demek. Bir de 40 kuruşum vardı. 3 lira 40 kuruş şeklinde yazabilirim. 565 kuruş. 500 kuruş 5 lira demek. Bir de 65 kuruşum vardı. 65 kuruş. 5 lira 65 kuruş olarak ifade edebilirim. 805 kuruş. 800 kuruş 8 lira demek. Bir de 5 kuruşum vardı. 8 lira 5 kuruş şeklinde ifade edebilirim. Yani her 100 kuruş 1 lira. 200 kuruş 2 lira. 300 kuruş 3 lira diye çevirebilirim arkadaşlar. Kuruşu biz kısaca TR şeklinde yazıyoruz. Türk lirasını ise TL olarak yazabiliyoruz. Ve aynı zamanda Türk liramızın sembolü de budur çocuklar. 1 liranın içerisinde de 100 tane kuruş olduğunu söylemiştik. Evet, bakalım aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere uygun sayıları yazalım diyor. Evet, burada 5 lirayı kuruşa çevirmemi istiyor. 5 lirada 5 tane 1 lira var. Doğru mu? 5 tane 1 lira demek 1 lira gördüğüm her yere 100 kuruş yazmak demek. Yani 5 tane 100 kuruş demek. 5 lirada 500 kuruş vardır diye yazabilirim. 9 lira 10 kuruş. Çocuklar 9 lira kaç kuruştur? 900 kuruştur. 9 lira 900 kuruştur. 10 kuruş da burada var. 910 kuruş olarak yazabilirim. 1 lira kaç kuruştu? 1 lira 100 kuruştu. 100 kuruş 75 kuruş da burada var. 175 kuruş olarak yazabilirim. Şimdi kuruşu TL'ye çevirmemi istiyor, liraya çevirmemi istiyor. 250 kuruş 100, 200, 300, 100'ün katları olarak çeviriyorum. 250'de 200 var. 200 2 lira demek. 200 kuruş 2 lira. 50 kuruşum da burada var. 2 lira 50 kuruş şeklinde yazıyorum. Burada bakıyorum 405 diyor. 400 kuruş 4 lira demek. Bir de 5 kuruşum var. 5 lira. 600 kuruşun TL'ye çevirdiğimde, liraya çevirdiğimde 600 kuruşta 6 lira var demektir. Başka kuruşum yok. Yani aslında kuruşu gördüğümde liraya çevirmek istiyorsam 1, 2, 0 siliyorum arkadaşlar. 600 kuruş 6 lira demek. Yani 100 kuruş 2 sıfırını sildim 1 lira. 300 kuruş 2 sıfırını sildim 3 lira. 500 kuruş 2 sıfırını sildim 5 lira. Peki direkt onun katları olmasa nasıl yaptım? 350 kuruş diyelim. 350 kuruşun 50'sini görme 300 kuruş olarak düşün. 300 kuruş 3 liraydı. 50 lirayı da cebime koymuş, 50 kuruşu da cebime koymuştum. 50 kuruş da burada var. Demek ki 350 kuruş 3 lira 50 kuruş demekmiş arkadaşlar. Buradaki küsuratı görmedim. 300 olarak düşündüm. 300 kuruşu liraya çevirdim. 3 lira. Cebime koyduğum 50 kuruşu da yanına yazdım. 3 lira 50 kuruş olarak çevirebilirim. Evet, ikinci örneğimize bakalım. Aşağıdaki madeni paraların kaç lira, kaç kuruş ettiklerini karşılarındaki noktalı yerlere yazalım demiş. Burada 1 lira görüyorum. Bir de 50 kuruşum var. 1 lira 50 kuruş demek. Yani 150 kuruş. Aynı zamanda 1 lira 50 kuruş olarak da yazabilirim değil mi çocuklar? Yani şu şekilde, bir saniye, evet, 1 lira 50
kuruş diye yazabilirim. Ya da 150 kuruş şeklinde ifade edebilirim. Evet, buraya bakıyorum. 50 kuruş var, bir de 25 kuruş var. Topladığımda 50-25 daha 75 kuruşum var toplamda. 1 lira olmamış bile daha. Buraya bakalım. 75 kuruş bu şekilde de olabilir. 3 tane 25. 25-25-50. Bir 25 daha 75. Buradaki örneğimize bakalım. 50 kuruşum var. 25 daha ekledim, 75 oldu. 75'i 10 daha ekledim, 85 oldu. 5 ekledim, 90 kuruşum var. Henüz 1 lira olmamış, yani 100 kuruş olmamış daha. Buraya bakalım, 1 liram var. 50 kuruş daha geldi. 150 kuruş oldu, 1 lirada 100 kuruşum vardı. 25 kuruş da burada var, 150. 25 daha, 175 kuruş. Bunu farklı nasıl yazabilirim? 1 lira, 1 lira, 50, 25 daha, 75 kuruş, 1 lira 75 kuruş diye de yazabilirim arkadaşlar. Diğer örneğimize bakalım. Burada da yine 50 kuruş, 50 kuruş daha, 2 50 kuruş ne yapardı? 2 50 kuruş 1 lira yapardı. Burada da 50 ile 25'i topladım. 75 kuruş diyebilirim. Yani 1 lira 75 kuruşum var. Paralarla ilgili problemlerimizi nasıl çözeceğiz? Çocuklar, problemde şuna dikkat edeceğim. Benden kuruş olarak mı istiyor yoksa lira olarak mı istiyor? Kuruş olarak istiyorsa ona göre çevirmem lazım. Lira olarak istiyorsa liraya çevirmem lazım. Paralarla ilgili problem çözerken dikkat edeceğimiz nokta bu. Evet, Ece ile Mete kardeşlerin almak istedikleri kitaplar var. Bunun için harcadıklarından arttırarak her gün kumbaralarına para atarlar. Ay sonunda kumbaralarını açarlar. Ece'nin kumbarasında 47 lira 25 kuruş, Mete'nin kumbarasında ise 30 lira 25 kuruş vardır. Alacakları kitapların fiyatı ise 80 lira 75 kuruştur. Buna göre paraları kitapları almaya yeter mi? Şimdi çocuklar, paralarını önce hem Ece'nin hem Mete'nin toplam ne kadar parası var onu bulmam gerekiyor, değil mi? Şimdi toplam paralarını bulmak için bakın burada aynı önceki konumuzda da olduğu gibi, saatlerde olduğu gibi lirayla lirayı alt alta, kuruşla kuruşu, yani elmayla elmayı, armutla armutu toplamam lazım. Kuruşla kuruşu toplayabilirim, lirayla lirayı toplayabilirim. Öncelikle Ece'nin 47 lira 25 kuruşu vardı. Mete'nin ise 30 lira 25 kuruşu vardı. 25 kuruş, 25 kuruş daha 50 kuruş. 47 lirayla 30 lirayı topladığımda da 75 lira yapıyor. Yani ikisinin toplam 75 lira 50 kuruşu var. Ama almak istedikleri kitap 80 lira 75 kuruştu. Paraları yetiyor mu? Yetmiyor. Acaba ne kadar paraya ihtiyaçları var? Onu da bir hesaplayalım mı? Bakalım. Şimdi kitap 80 lira 75 kuruş arkadaşlar. Onların ise 77 lira 50 kuruşları var. Şimdi aradaki farkı bulmam demek daha ne kadara ihtiyaçları var onu bulmam demek. Kitap 80 lira 75 kuruş, çocukların ise sadece 75 lira 50 kuruşları var. Kuruştan kuruşu, liradan lirayı çıkaracağım. 75 kuruştan 50 kuruşu çıkaracağım. 5'ten 0 çıktı, 5 kaldı. 7'den 2 çıktı. 7'den 5 çıktı. 2 kaldı. 25 kuruş burada. Şimdi 0'dan 7 çıkmaz. Bir 10'luk aldım. 10'dan 7 çıktı. 3 kaldı. 7'den 7 çıktı. 0 kaldı. Demek ki toplam daha 3 lira 25 kuruşları eksik kitapları alabilmeleri için. Örneklere bakalım. Ali kumbarasına 22 lira 50 kuruş biriktirmiştir. Ali 8 TL'ye kalemlik, 5 liraya 5 lira 25 kuruşa defter alır.
Buna göre Ali'nin geriye kaç lira kaç kuruşu kalmıştır? Hemen şuraya bakalım çocuklar. 8 lira kalemlik. Aldığı paralı öncelikle ne kadar harcadı onu bir toplayayım bakalım. 8 lira kalemliğe veriyor. 5 lira 25 kuruş deftere veriyor. Burada 8 liranın kuruşu olmadığı için yukarıyı boş bıraktım. 25 kuruş burada var. 8 ile 5'i topladım 13 lira yaptı. Demek ki harcadığı para 13 lira 25 kuruş. Ali'nin ne kadar parası vardı? 22 lira 50 kuruşu vardı. 22 lira 50 kuruştan 13 lira 25 kuruşu çıkarırsam Ali'nin geriye kalan parasını bulabilirim. 50'den 25'i çıkardım. 50'nin içinde 2 tane 25 kuruş vardı. Bir 25'i attık, 25 kuruş kaldı. 22 liradan da 13 lirayı çıkardık, 9 lira kaldı. Ali'nin geriye kalan parası 9 lira 25 kuruştur arkadaşlar. Yani Ali'nin harcadığı paradan toplam parasını çıkarttım. Geriye ne kadar parası olduğunu buldum. Şimdi buradaki verilen paraları kullanarak sizden bir problem kurmanızı istiyor. Örnek, Ayşe kumbarasında 25 lira 75 kuruş biriktirmiştir. Ayşe 2 lira 25 kuruşa bir kalem aldığına göre geriye kaç TL'si kalmıştır diyor. Şimdi Ayşe'nin ne kadar parası vardı? 25 lira 75 kuruşu vardı. 25 lira 75 kuruşun 2 lirasını harcadı. Bakın bu 2'yi birler basamağının, yani 25'in birler basamağının altına yazabilirim. 5'in altına yazabilirim. 2 lira 25 kuruşunu harcadı. Kalem aldı. 25 lira 75 kuruştan 2 lira 25 kuruşu çıkaralım bakalım. 5'ten 5 çıktı, 0 kaldı. 7'den 2 çıktı, 5 kaldı. 5'ten 2 çıktı, 3 kaldı. 2'yi de direkt aşağı indirdim. 23 lira, çok bitişik yazdım ben. Kalemle çok güzel yazamıyorum. 50 kuruşu kalmıştır. Kalem aldıktan sonra. Evet, diğer problemimize bakalım. Dediğim gibi problemlerde önemli olan kuruşla kuruşu alt alta yazmanız, lirayla lirayı alt alta yazmanız. Bir de mutlaka kaydırmayın. 2 liranın onlar basamağında bir sayı yok. Sadece birlik. O yüzden birler basamağının altına direkt yazacağım. Kalkıp 2 lirayı onlar basamağının altına yazarsam işlemimin doğal olarak sonucu da yanlış olur arkadaşlar. Alt alta yazmaya dikkat edersek problemlerde hata yapmayız. Elif anneler günü için bir vazo almak ister. Vazonun fiyatı 10 lira 50 kuruştur. Elif'in biriktirdiği para ise 7 lira 25 kuruş. Şimdi 10 lira mı fazla, 7 lira mı? 10 lira daha fazla. Yani Elif'in biriktirdiği para daha az. Daha ne kadar para biriktirmesi gerekiyor? Ne kadar paraya ihtiyacı var? 10 lira 50 kuruşla 7 lira 25 kuruş arasındaki farkı bulabilmek için ne yapmam lazım? Çıkarma yapmam lazım arkadaşlar. Hemen bakalım. 50 liradan 25 lirayı çıkardım. 25 kuruşum kaldı. Pardon, yanlış söyledim. Lira değil, kuruş. 50 kuruştan 25 kuruşu çıkardım. 25 kuruşum kaldı. 10 liradan da 7 lirayı çıkardım. 3 lira kaldı. Yani Elif'in daha biriktirmesi gereken 3 lira 25 kuruşu var arkadaşlar. O vazoyu alabilmesi için 3 lira 25 kuruş daha biriktirmesi gerekiyor. Evet, bölüm değerlendirmemize bakalım. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere uygun sayıları yazınız demiş. Şimdi burada bana 4 tane 25 kuruş vermiş. 4 tane 25 kuruş arkadaşlar, 25, 25 daha 50, 25 daha 75, 25 daha sayar gibi düşüneceğiz 100. 4 tane 25 100 kuruş yapar. 100 kuruş aynı zamanda nedir? 1 TL'dir değil mi çocuklar? 1 liradır. 100 kuruş aynı zamanda 1 liradır. Buraya bakalım. 6 tane 10 TL. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 6 tane 10 TL, yani 6 tane 10 liralık kağıt param
60 lira yapar. 4 tane 50 kuruş demiş. Çocuklar 2 tane 50 kuruş ne yapardı? 1 lira. 2 tane 50 kuruş 1 lira. 4 tane 50 kuruşun 1 lira burada, 1 lira da burada ne yapar? 2 lira, 2 TL yapar. 2 tane 100 TL. 100 daha 200 TL'dir çocuklar. 2'ye bakalım. Aşağıdaki ifadeleri kontrol ediniz. Önlerindeki kutulara doğru olanlar için D, yanlış olanlar için Y yazınız demiş. 7 tane 10 TL 70 lira yapar. Evet, 7 tane 10. 10'ar 10'ar 7 kere sayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 TL yapar. 7 tane 10 TL 70 TL yapar. Doğru. 6 tane 50 kuruş demiş. 6 tane 50 kuruş. Hemen böyle küçük çizim kafam karışıyorsa 6 tane 50 kuruş çizeyim. 6 tane çizdim. Her 2 50 kuruşum 1 liraydı. 1 lira, 2 lira, 3 lira. Grupladım. 3 lira olması lazım. 50 kuruşu burada fazladan yazmış. Yanlış yazmış. O yüzden yanlış diyorum. 3 tane 20 TL demiş. 20, 40, 60 TL yapar. 20'şer 20'şer saydığımda. 50 tane 1 kuruş. Çocuklar 50 tane 1 kuruş demek 50 kuruş demek. 50 kuruş demek. 500 kuruş değil. 500 kuruş olması için 500 tane 1 kuruş lazım. Yanlış diyoruz. Aşağıya bakalım. Aşağıdaki paraların kaç lira, kaç kuruş ettiklerini yazınız demiş. Buraya bakıyorum. 10, 20, 25 lira. 1 lira da burada var. 26 lira. 26 lira 50 kuruş diye yazabilirim. Buraya bakalım. 50 lira, 20 lira daha 70 lira yapar. 10 lira daha 80 lira yapar. 1 lira daha 81 lira yapar çocuklar. Sayar gibi sayıyoruz paraları da. Önemli olan sayarken kafamızı karıştırmadan, işlem hatası yapmadan, atlamadan saymak. Problemlerimize bir bakalım. Ayça'nın 20 TL'si vardı. Ayça 3 lira 50 kuruş olan kalemlerden 2 tane aldı. Buna göre Ayça'nın geriye kaç lirası kaldı? Şimdi birinci kalem 3 lira 50 kuruş, 2 tane almış, bir tane daha 3 lira 50 kuruşu topladığında 6 lira 100 kuruş yapıyor. 100 kuruş demek ne demekti çocuklar? 1 lira demek değil miydi? O zaman benim bunu böyle yazmama gerek var mı? Bunu hop liraya aktarabilirim. 6 liraya 100 kuruş daha eklersem 7 lira yapar. Ayça'nın aldığı kalemler ne kadar tutmuş? 7 lira tutmuş. Ne kadar parası vardı? 20 lirası vardı. 20 liradan 7 lirayı çıkardığımda da Ayça'nın 13 lira parası kaldığını görebilirim. Burada önemli olan 3 lira 50 kuruştan 2 tane aldı diyor ya çocuklar. Bunu doğru hesaplamanız. Böyle alt alta da toplayabilirsiniz. Kafanızdan şöyle de düşünebilirsiniz. 3, 3 daha 6. 50 kuruş, 50 kuruş daha 100 kuruş. 6'ya direkt 100 kuruşu eklersem, yani 100 kuruş 1 lira demek. 100 kuruş gördüğüm her yere 1 lira yazabilirim. 6 lira, 1 lira daha 7 lira diye yazıp topladıktan sonra 20'den zaten 7'yi çıkarıp ne kadar parası kaldığını kolayca bulabilirsiniz. Önemli olan harcadığı kısmı doğru hesaplamanız. Beşinci soruya bakalım. Aysel Hanım bakkaldan kilosu 5 lira 25 kuruş olan pirinçten 3 kilo alıyor. Şimdi 1 kilosu 5 lira 25 kuruş. 1 kilosu 5 lira 25 kuruş. 1 kilosu 5 lira 25 kuruş. Üçünü topluyorum. 25, 25, 25, 75 kuruş yaptı. 5, 10, 15, 15 lira yaptı. Bakkala ne kadar ödemesi lazım? 15 lira 75 kuruş ödemesi lazım. Paraları hesaplarken çocuklar pratik yapmak istiyorsak direkt somut bir şekilde yanımıza kağıt ve demir paralarımızı alıp bu şekilde alıştırmalar yapabiliriz. Enes'in aşağıdaki görselde verilen kadar birikmiş parası vardır. Enes parasının 8 TL'siyle kalemlik,
23 TL'siyle de çanta almıştır. Enes'in geriye kaç TL'si kalmış? Şimdi önce Enes'in ne kadar parası var? Bunu bir bakalım. Hesaplayalım bakalım. 20, 10 daha 30. 1 daha 31. 1 daha 32. 1 daha 33. 1 daha 34. Şimdi Enes'in toplam 34 TL'si var. Ne kadar para harcamış? 8 lira bir harcamış. 23 lira da bir harcamış. Şimdi 8 ile 23'ü topladığımda ne kadar para harcadığını bulacağım. Yani 31 lira para harcamış. 34 lirası vardı. 34'ten 31 lirasını çıkardığımda 4'ten 1 çıktı, 3 kalır. 3'ten de 3 çıktı, 0 kalır. Demek ki Enes'in 3 TL parası kalmıştır. Birim yazarken de benden nasıl istemişse öyle yazıyorum. TL'si. Geriye kaç TL'si kalmıştır dedi. Ben de geriye 3 TL'si kalmıştır diye yazabilirim. Ne kadar parası olduğunu saydım, buldum. Harcadığı parayı buldum. 31 lira harcamıştı. Toplam parasından harcadığı parayı çıkarttım. Geriye kalan parasını buldum çocuklar. Bakalım. Sercan 5 tanesi 35 TL olan kitaplardan 7 tane almıştır. Kitapçıya 80 TL verdiğine göre Sercan'ın geriye kaç TL'si kalmıştır? Şimdi çocuklar 5 tanesi, şöyle düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kitabın hepsi 35 lira geliyorsa hemen bölmeyi hatırlayalım. Bir taneyi bulmak için 35'i 5'e bölerim. 35'in içinde kaç tane 5 var? 7 kere var. 7 kere 5, 35. Bir kitabın fiyatını buldum. Demek ki bir kitabın fiyatı 7 TL'ymiş çocuklar. Doğru mu? Bakalım. 7, 7, 7, 7, 7. Sayın bakalım. 7, 14, 21, 28, 35. Evet, gerçekten de 7'şer 7'şer. 5 kere saydığımda 35 TL yapıyor. Demek ki bir tanesi 7 TL'ymiş kitabın. Şimdi bir tanesi 7 TL ise bu çocuğun bu kitaplardan 7 tane alırsa ne kadar öder? Bir tanesi 7 TL idi. 7 tane alırsa 49 TL ödemesi lazım kitapçıya. Zaten 80 lira vermişti kitapçıya. 80 liradan 49 lirayı çıkardığımda geriye 31 lirası kalmıştır. Bu tarz problemlerde önce bir tanenin fiyatını bulalım. Bilerek bize bir tanenin fiyatını vermemiş. Bizim bulmamızı istemiş. 5 tanenin fiyatını vermiş. Ama ben bir tanenin fiyatını bulduktan sonra 7 taneyi hesaplarım. 49 lira. Verdiğim para satıcıya 80 liraydı. 80 liradan da 49 lirayı harcadım. 7 tane aldım çünkü. Geriye 31 lira param kaldı diyebilirim. 8. problemde de size bu tabloyu vermiş ve sizin problem kurmanızı istiyor. Çok güzel problemler kuracağınıza eminim. Bir sonraki videomuzda da tartma konumuzu işleyeceğiz çocuklar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.